Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili gençler. Bugün konumuz permütasyon olacak. Kaynak olarak kullandığımız kitap Barış Yayınları Video Ders Kitabı'dır arkadaşlar. Dileyen isteyen açıklama kısmındaki linkten bu kitabı inceleyebilirler, satın alabilirler. Kampı benimle beraber ilerletmek isteyen öğrencilerim bundan faydalanabilirler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Lafı fazla uzatmayacağım. Permutasyon kazanım bakıştan hemen sonra kombinasyon kazanım bakışı gelecek ve sayma kısmında ölseğime bakış testlerini beraber yine bu kanalda skamp sıralamasına göre hareket edeceğiz ve çözeceğiz. Eğer hazırsanız geçelim derse. Evet ilk olarak permutasyonu bir tanımlamamız gerekiyor ve tabi bir de permutasyon nasıl hesaplanır bunu göreceğiz. Permutasyon yani sıralama, dizme, dizilme anlamına geliyor. n vere birer doğal sayı ve n sayısı r'den büyük veya eşit olmak üzere n tane eleman varsa ve sen bu n tane elemanı r'li biçimde sıralıyorsan. Mesela örnek veriyorum 10 tane elemanım var elinde. 10 tane cisim var elinde. Kalem var, silgi var, bir şey var. Ve bunlardan 3 tanesini seçip bir de bunları yer değiştirip sıralaman gerekiyor. İşte bunu yapma işlemine biz n'in r'li permütasyon diyoruz ya da 10'un 3'lü permütasyonu diyoruz. Bunu nasıl göstereceğiz hocam? Hocam bunu şu şekilde P n'in r'lisi biçiminde gösteriyorsun. Bu şekilde de okuyorsun. N'in r'li permütasyonu n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel olarak karşımıza çıkıyor. Ya da sen bunu şu şekilde düşünebilirsin. Sonuç olarak mesela 10, 10'un üçlüsünü hesaplayalım hadi. Az önce bahsetmiştik ya P 10'un üçlüsü. Normalde ne dememiz gerekiyor buna? 10 faktöriyel bölü 10 eksi 3 faktöriyel dememiz gerekiyor. Değil mi? Bu da ne anlama geliyor? Alt taraf 7 faktörel olduğuna göre, sen buranın 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktörel olduğunu, alt tarafında 7 faktörel olduğunu biliyorsan, otomatikman 7 faktöreller zaten gidiyor, geriye sadece 10 çarpı 9 çarpı 8 kalıyor. Ben bundan sonra şunu söylüyoruz açıkçası, hani diyoruz ki, abi sen bu formülle uğraşma, burada ne yazıyor 10, burada kaç yazıyor 3. Onu kendisiyle beraber 3 defa azalt ve çarp. Yani 10 çarpı 9 çarpı 8. Bak 3 tane yaz, yazılmış çarpılmış. Işte. O yüzden de burada n çarpı n eksi 1 çarpı nokta nokta nokta. R tane adım ilerleyeceksin. Niye? R'li permütasyon diyor çünkü. n'in sıfırlısı dediğimiz değer 1'dir arkadaşlar. Yani n tane eleman var. Sıfır tanesini seç ve sırala. E, sıfır tanesini kaç farklı biçimde seçersin? 1. Değil mi? E, seçmemiş olursun. Seçmeme durumuna e, biz bir sıralama diyoruz. Sen bu n tane elemandan hiçbirini almadın tek durum vardır. O yüzden birdir. Peki en tane elemandan bir tanesini seçip sıralarsan n en tane elemandan bir tanesini en farklı biçimde seçersin. E, bir tane kalemi de bir farklı biçimde sıralarsın zaten. Bundan kaynaklı n'e eşittir. N'in n'lisi. Yani 10 tane kalem var. Onunu da seç ve sırala diyor. O zaman 10 faktöriyel biçimde sıralanır. Yani n faktöriyel biçimde sıralanabilir. N'in n eksi birlisi de yine n faktöriyeldir arkadaşlar. Çünkü sen 10 tane elemandan 9'unu seçeceksin ve sıralayacaksın. E bu hangi anlama gelir? 10 çarpı, 9 çarpı, 8 çarpı nokta 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 1'e kadar. Ya 10, e, 2'ye kadar özür dilerim. 10'dan 2'ye kadar 9 tane sayı var. E zaten burada sadece bir 1 eksik. E bu 1'in varlığı yokluğu 1 zaten. Yani hani çarpmada etkisiz eleman olduğu için. 10'dan 2'ye kadar olan sayıların çarpımı 10 faktöriyeldir. Bundan kaynaklı biz n'in n eksi 1'lisine yani burası n ise burası 1 eksi ise n faktöriyel diyoruz. N tane eleman N faktöriyel biçimde zaten sıralanır az önce söylemiştik. Bundan kaynaklı N faktöriyeli ben nasıl yazarım? N çarpı N eksi 1 çarpı N eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 biçimde yazabilirim. Peki 0 faktöriyel özel olarak 1'e eşittir. 1 faktöriyel zaten 1 demiştik. 0 faktöriyel özel olarak 1'e eşittir. Yine sen buradaki N faktöriyeli N çarpı N eksi 1 faktöriyel biçimde yazabilirsin n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel biçimde yazabilirsin. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı n eksi 3 faktöriyel biçimde yazabilirsin. Aynı burada 10 faktöriyel 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel yazdığımız gibi. Şimdi birinci sorumuza bir bakalım. Sandığın gibi zor değil. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bul demiş. Şimdi 6 tane eleman var. 6'sını seçeceğim. O 6'sını da sıralayacağım. Bak bu o demek. 6 tane elemandan 6'sını seç ve sırala. E bu neydi? En önemlisi bize en faktöreli veriyordu. O zaman bu 6 faktöriyeldir. Yani 720'dir diyeceğiz. Bu 1. 6'nın dörtlüsü. Ne yapıyorduk? Bu 6'yı 4 defa azaltarak yazıyorduk. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. Tamam cevap bu. E, o halde hocam 4 kere 5 20'dir. 3 kere 6 da 18. 18 kere 20 de bana 360'ı verir. Tamam. E devam. 7'nin üçlüsü. 7'nin üçlüsüne baktığımız zaman da ne yapacağız? 7 çarpı 6 çarpı 5. Yani 210 diyeceğiz. P6'nın birlisi. Bir tanesini seç ve sıraladın. 6 farklı bir şey yaparsın bunu. N'in birlisi N'dir. Dolayısıyla 6'nın birlisi 6'dır. 7'nin sıfırlısı e 1'di hocam. 4'ün dörtlüsü 4 dört faktöriyeldi. 3'ün ikilisi 3 kere 2. Yani 3 faktöriyeldi aslında bakarsan. Yani 6'ydı. E şurası hocam 30 yaptı zaten. E şurası da 7 idi. Ben bunları toplarsam 37 bana cevabın ta kendisini verir. Bir de E şıkkına bakalım sizle beraber. 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. E hocam burası 10 kere 9'dur. Çünkü burası 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyeldir. 8 faktöriyeller giderse 10 kere 9 kalır. E o zaman bu da 9 kere 8'dir. Değil mi? E şurası 90. Burası da 72. Ben bunları toplarsam 162'nin ta kendisini bulurum. Peki F'de N'in altılısı P 7 çarpı P N'in N kaçtır diye soruluyor. Şimdi N'in altılısı demek N çarpı N-1 bak uzun uzun yazacağım. İyi dinle. Birbirini götürü götürü verecek zaten. N-2. Şu an 4 tane açtım. Şu an 5 tane açtım. Şu an 6 tane açtım. Eşitmiş 7 çarpı P N'in 5'lisi. O da N çarpı. N-1 çarpı. N-2 3 tane açtım. 4 tane açtım. Ve 5 tane açtım. Şu şekilde. E şimdi ben burada çarpım durumda lan alayım. Ne olacak? N, N-1, N-2, N-3, N-4 n n eksi 1 n 2 n 3 n 4 birbirini götürecek. n 5 7'ymiş. O zaman n kaçtır? Tabii ki de 12'nin ta kendisidir. Şimdi 271'in sağ üst tarafına doğru geçtik. Burada bir kazanım bakışı 2 var. Bunu da çözelim sonra paketleme yöntemini anlatacağız. n elemanlı bir kümenin üçlü permütasyonlarının sayısı ile ikili permütasyonlarının sayısının toplamı 150'dir. Yani diyor ki P n'in üçlüsü ile P n'in ikilisi toplamı 150'dir diyor bize. E şimdi P'nin üçlüsü n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 iken n'in ikilisi de n çarpı n eksi 1'dir. Bunların toplamı da 150'ymiş gençler. Şimdi bu durumda n çarpı n eksi 1'lerin ortak olduğunu görüyoruz. n çarpı n eksi 1 parantezinde şurada n eksi 2'miz kalır. Burada da 1 kalır zaten artı 1. E bu neymiş? 150. Şimdi bir daha düzenleyelim. n çarpı n eksi 1 çarpı şurayı toplarsan n eksi 1 gelir zaten. Peki iki tane aynı ifade ve bunların bir fazlası olan sayının çarpımı 150 ise bu nedir? 5 çarpı 5 çarpı 6'dır. 5 kere 5 25. 25 kere 6 30. Demek ki n kaçmış arkadaşlar? n 6'ymış diyebiliriz bu sorumuzda. Şimdi paketleme yöntemi. Bu da saymanın e, aslına bakarsan bizim işimizi kolaylaştırıcı bir yöntem. Şimdi sıralamalarda ya da dizilişlerde Daima yan yana yani bir arada birlikte olacak elemanlar tek eleman olarak kabul edilecek. Ee, yani diyor ki mesela üç tane mavi kalem var ve sarı ve kırmızı kalemler var. Sen bunları diyor ...sıralayacaksın ama diyor e, mavi kalemler bir arada olsun ayrılmasınlar birbirlerine. Kendi içlerinde değişebilirler maviler yan yana olmak üzere ama diyor maviler yan yana olsun her zaman diyor. O zaman sen bunları paketleyeceksin ve bunu tek eleman olarak kabul edeceksin. Mesela birbirinden farklı 3 tane matematik, 2 tane geometri, 2 tane fizik kitabı bir refah kaç farklı biçimde yerleşir? Şimdi burada herhangi bir paketlemeye ihtiyaç yok. Çünkü böyle bir şeyden bahsetmemiş. Biz burada şunu e, anlayacağız. 3 matematik, 2 geometri, 2 fizik kitabı varsa 7 kitap vardır. 7 faktöriyel biçimde dizilirler. Yani 5040'tır bu da. Bu kadar farklı biçimde sıralanabilirler. Ama diyorsa ki matematik kitaplarının tamamı bir arada olsun. He. Şimdi bak kitaplar birbirinden farklıydı. Birbirinden farklı demişti. Ve sen şunu biliyorsun. Matematik 1, matematik 2, matematik 3. 3 tane matematik kitabım var. Ben bunları paketledim diyorsun. E, görünmez bir bantla bantladım diyorsun. Geri kalanları geometri kitaplarıydı. Geometri 1, geometri 2, fizik 1, fizik 2 kitapları. Şimdi burada kaç kitap var? 1, 2, 3, 4, 5 kitap varmış gibi düşüneceksin. Yani şu mavi e, ile e, dikdörtgen içerisine aldığım kısmı tek kitap olarak düşüneceksin. Dolayısıyla 5 faktörüyle yapıştırdım ama bitmedi çarpı. Neden bitmedi? Çünkü buradaki M1, M2 ve M3 kitapları da kendi içlerinde yer değiştirse dahi sonuç olarak matematik kitapları yan yana durmuş olurlar. O halde bu 3 kitap kaç farklı biçimde yer değiştirir? 3 faktöriyel. E 5 faktöriyel 120 idi hocam. 3 faktöriyel de 6 çarparsam 720 gelir. Cevabımız da 720 olur deriz. Şimdi C şıkkına bakalım bir de. <laughs> Pardon. Aynı branşın tüm kitapları bir arada olsun istiyor kaç farklı biçimde yerleşir? Şimdi matematikler bir arada olsun diyor. Aynı branşlar diyorsa mat1, mat2, mat3, geo1, geo2 ve fizik1, fizik2. Bunlar bir, he aynı branştan kitaplar yan yana olsun istiyorsa bunların hepsini de görünmez bir bantla yapıştırdım. O zaman 1, 2, 3 kitap varmış gibi düşüneceğiz. 3 faktöriyel çarpı buradaki matematikler kendi aralarında 3 faktöriyel biçimde yer değiştirebilirler. Şuradaki geometriler kendi aralarında iki faktöriyel biçimde iki kitap olduğu için iki faktöriyel biçimde yerleştirirler ve yine aynı şekilde fizikler de kendi aralarında iki kitap oldukları için iki faktöriyel biçimde yer değiştirirler. 6 kere 6 36 2 kere 2 4 4 kere 36 da bana 144 cevabını verir. Demek ki istenilen sıralama 144 farklı biçimde gerçekleştirilebilir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. D şıkkı Başta ve sonda birer geometri kitabı olsun diyor. Zaten iki tane geometri kitabı vardı biliyorsun. Geometriyi buraya yerleştirdim. Bir de buraya yerleştirdim. Tamam mı? Bunların yerleri sabit. Bu burada, bu da burada. Şimdi araya e, gençler toplam 5 tane kitap kalıyor. Yani bunlar hangileri? Üç tane matematik kitabı, üç tane matematik kitabı, iki tane de fizik kitabı araya yerleşecek. Şimdi... Yalnız araya yerleşenleri için herhangi bir şart yok. Yani matematikler bir arada olsun falan demiyor. O halde geriye 5 kitap kalıyorsa 5 faktöriyel biçimde bunlar sıralanırlar. Yani mat 1, mat 2, mat 3, fiz 1 ve fiz 2. Tamam? 5 faktöriyel biçimde sıralanırlar. Evet bitti mi bitmedi. Cevap bunun 2 katı çünkü. Geometriler burada G1 burada G2 dururken istenilen gerçekleşiyor ama G1 buraya, G2 buraya gelse de bir şey değişmeyecek dolayısıyla G1, G2 sıralaması varken G2, G1 sıralaması da olur. O halde 5 faktöriyelle ben 2'yi çarpacağım ve 240 hocam benim cevabımdır diyebileceğim gönül rahatlığıyla. Peki geldik E şıkkına. Her iki matematik kitabı arasına bir geometri kitabı ve bir fizik kitabı gelsin istiyor. Yani şöyle mesela mat 1, mat 2, mat 3 diye benim matematik kitaplarım vardı. Bunların arasına ikişer kitap gelsin ama diyor bu kitaplardan bir tanesi geometri 1, ve mesela örnek veriyorum fizik 1. Burası da geometri 2, fizik 2. Bu şekilde sıralansın istiyor. Şimdi tamam sıkıntı yok. O zaman ben mat 1, mat 2 ve mat 3'lerin yerleri bu şekilde olması gerektiğini biliyorum. 3 tane matematik olduğu için de bunlar kendi aralarında yer değiştirebilirler. 3 faktör yani çarpı. Şimdi g1 ve g2. Hani g1 burada da olabilir, burada da olabilir. g2 burada da olabilir, burada da olabilir. Yani toplam 2 farklı seçenek var. Aynı şey fizik için de geçerli. 2 faktöriyel dedik. Bitti mi? Bitti. Şimdi tabii şöyle bir durum daha var. Buradaki G1 ile F1 ve buradaki G2 ile F2. Yani bunları eğer buraya yerleştirirsem. G1 ile F1 yer değiştirse de bir sıkıntı olmaz. 2 faktöriyel. Buradaki G2 ile F2 de yer değiştirse bir sıkıntı olmaz. 2 faktöriyel. 3 faktöriyel 6 idi. Ben bu 6'yı hop 16 ile çarpacağım ve doğru cevabım 96'dır diyeceğim hocam. Ve böylelikle E şıkkında cevabı 96 olmuş oldu. Geldik F'ye. F için şöyle fazla ilerledik. Herhangi iki matematik kitabı yan yana gelmesin istiyor. Hmm, bak bu sefer gelmesin istiyor. Şimdi yan yana gelmesin istediği her durumda önce diğerlerini yerleştir. Tamam benden sana A bir tavsiyesi. Şöyle ki önce G1, G2, F1 ve F2'yi yerleştir. Tamam. Ya hocam bunlar kendi aralarında 4 faktör yer biçimde yer değiştirebilirler. Evet güzel. Bunların sıralaması bitti. Bunları bir daha sıralamayacağım. Çarpı. Şimdi senin elinde ne var? M1, M2 ve M3 kitapları var. Bunlar yan yana gelmesin istiyorsun. Tuttun kulağından M1'i. M1 kaç farklı yere gelebilir? Buraya gelebilir. Buraya, buraya, buraya ve buraya gelebilir. Yani 5 farklı durum söz konusu. Çarpı 5 dedim. Daha sonrasında varsayalım ki M1'i buraya yerleştirdin. Peki. Şimdi tuttun kulağından M2. Şimdi M2 buraya gelebilir. Buraya, buraya ve buraya gelebilir. Bak. M1'in dibine gelemez artık. Buralar olmaz. Oraya gelirse istenilen gerçekleşmemiş olur. Adam diyor ki iki matematik kitabı yan yana gelmesini istiyor. E madem öyle M2'nin gelebileceği dört farklı yer var. Varsayalım ki M2 de buraya geldi. M3'ün gelebileceği hocam bir şurası var, bir burası var bir de burası var. Başka yok. O zaman çarpı 3 diyeceğim. Şimdi 3 çarpı 4 çarpı 5 60'ı verir zaten. E şurası da 24'tü. 60 kere 24 bize cevabı verir. Bu da 1440'ın ta kendisidir diyebiliriz. 271. sayfayı da bitirdik artık gençler. 272'ye doğru geçeceğiz. Kitabın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kazanın bakış. Dörtteyiz. Beş kız ile beş erkek öğrenci yan yana mezuniyet fotoğrafı çektirecek. Herhangi iki erkek öğrenci ve herhangi iki kız öğrenci yan yana gelmesini istiyor. O zaman kız erkek kız erkek kız erkek biçimde dizilmeleri gerekiyor. Mesela şöyle kız erkek kız, erkek, kız, erkek, kız, erkek ve kız, erkek biçiminde yerleşmeleri gerekiyor. Tabi burada bu kızlar birbirinden farklı. Sonuçta insan bunlar. Erkekler de birbirinden farklı. O zaman kızlar kendi aralarında 5 faktöriyel biçimde yer değiştirebilirler. Erkekler de kendi aralarında 5 faktöriyel biçimde yer değiştirebilirler. Lakin şöyle bir durum var. Ben bu sıralamaya sol taraftan kızla başladım. Ama erkek ile de başlayabilirdim. Yani erkek kız, erkek kız, erkek kız, erkek kız ve erkek kız biçimde de devam edebilirdim. Bak az önce başlangıçtaki kızdı. Şimdi başlangıçtaki erkek oldu. Bu da farklı bir sıralama açıkçası. O halde çarpı 2 faktöriyel diyeceğiz. Çünkü bir böyle bir de böyle ise 2 faktöriyel biçimde sıralanabilirler. Yani cevabımız bizim neymiş? 2 çarpı 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyelmiş. Peki hatta bunu şöyle de diyebilirsin. 2 çarpı 5 faktöriyelin karesi. Yani bunu bu şekilde de ifade edebiliriz. Peki B şıkkına bakalım senle. Herhangi iki tane kız öğrenci yan yana gelmesin istiyor. Şimdi yan yana gelmesin dedikleri durumda ben önce diğerlerini yerleştir demiştim değil mi sana? Önce erkekler bir yerleşsin. Buyurun bakalım. Erkekler bu şekilde yerleşti. 5 tane erkek vardı. 5 erkek doğal olarak 5 faktöriyel bir şekilde sıralanabilirler. Kaç tane kız vardı? 5 tane. Şimdi birinci kızı tuttun abi. Buyurun hanımefendi dedin. Ne kadar yere gelebilir? Kaç farklı yere? Buraya gelebilir. Buraya, 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 buraya ve buraya gelebilir. Değil mi? Peki yan yana gelmesin istiyordu. Kaç farklı seçenek mevcut? 6. Varsayalım ki kızlardan birisi buraya geldi. Şimdi ikinci kızı davet edeceksin. İkinci kız kaç farklı yere gelebilir? Şimdi bunun yanına ve bunun yanına gelemez. Gelemeyecekse Mecburen nerelere gelebilir? Ya buraya, ya buraya, ya buraya, ya buraya ya da buraya. Yani 5 farklı. O zaman şu 4 farklı. Bu 3, bu da 2. 3 çarpı 2 farklı yere yerleşebilir. Böylelikle cevabımız 5 faktöriyel. 5 faktöriyel. Sonra şurası ne? Hocam o da 6 faktöriyel zaten. 6 faktöriyel bak mis. 5 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel biçimde sıralanabilirler. Geldik kazanın bakış 5'e. Görselli bir soru. Yani korkutmasın gözünü. Kızlar yan yana olmak şartıyla 4 tane kız 5 tane erkek iki sıra halinde bulunan aşağıdaki boş sandalyelere oturacaklar. E bu 9 kişi kaç farklı bir oturur? Şimdi kızlar yan yana olsun istiyor ya. Bak ben bunu şu şekilde yapabilirim. Zaten altta 4 tane kız vardı. Alt tarafta da 4 tane sandalye var. O zaman derim ki kızlar siz önce sizi bir oturtalım. Buraya, buraya, buraya ve buraya kızlar oturttuktan sonra diğerleri erkek olabilir. Değil mi? Şimdi bu durumda kızlar kendi aralarında 4 faktöriyel. Erkekler de üst tarafa duracağı için kendi aralarında 5 faktöriyel biçimde yer değiştirebilirler. Bitti mi? Bitmedi. i̇stediği şey kızların yan yana olması. Bu kızlar bu kızlar şu şekilde de aa dur kelere ne oldu öyle? Allah'ım ya Rabbim. İstesem yapamam. Şöyle yapalım. Şimdi kızlar buradaydı ya. Ben diyorum ki bunları aldık. Bu kızlar şöyle de durursa yan yana olurlar. Bu durumda aynı şeyden bundan 4 faktöriyel biçimde kızlar ve 5 faktöriyel biçimde erkekler yer değiştirebilir. Ya da ya da kızlar yan yana olsun istiyordu amaç buydu. Bu şekilde de dururlarsa kızlar yan yana olurlar. Yine 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel dedim. Yani 3 tane 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel bize cevabı verir. E şimdi 3 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Ya yani şıklarda eğer bu yoksa ki yanlış hatırlamıyorsam cevap anahtarında cevap buydu. Ama hani şıklarda olur olmaz ee, ondan bahsediyorum. Şöyle de diyebilirsin bu 3 çarpı 4 faktöriyel hani 48 ya. 48 çarpı 5 faktöriyel. Şimdi 48 6 kere 8'dir. Şu 6'yı aldım 5'i aldım 5, 5 faktöriyeli 6 faktöriyel yaptı. Çarpı 8. Yani şıklarda o yoksa bu olabilir. Yani bu da cevaptır bu da cevaptır. İkisi de aynı sayıdır hesaplandığı takdirde. O yüzden kafana göre takılacaksın. Şıklara göre e, nabza göre şerbet vereceksin açıkçası. Yani hani olay bu. Geldik notumuza. Şimdi A, B, C. A kümesinin elemanları ve A kümesi en elemanlı bir küme olsun. A kümesinin elemanlarıyla e, A kümesinin elemanlarıyla yazacağımız e, veya sıralayacağımız yani bu A, B, C'yi sıralayacağız ya Tabi ABC haricinde en tane elemanı sıralayacağız. Yani olay bu. En faktöriyel yani böyle iki tanesinde AB'nin sonundadır, solundadır diyelim. Şurası solundadır arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Ya örnek veriyorum. Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yok değil mi? Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yok. Sıralamalarda. Yani sonuçta sen 10 farklı bir işinde sıralama gerçekleştiriyorsundur. Eğer sırada sen ve ben varsak tamam, ikimiz de sıradayız. Varsayalım ki yan yana fotoğraf çektireceğiz. Veya bir bilet kuyruğundayız. Yan yana fotoğraf çektireceğimizi düşünelim. İkimiz de o fotoğrafta çıkacağız. 10 kişiyiz. Kaç farklı biçimde görüntü verebiliriz? 10 faktöriyel. Değil mi? Peki. Kimsenin kimseye bir üstün olmadığı için bu kadar poz içerisinde bunun yarısında sen benim solumdasındır. Yarısında da ben senin solundayımdır. Yani sonuçta senin bana veya benim sana bir üstünlüğüm yok. İkimiz de orada sırlamaya dahil olan cisimleriz aslında bakarsan. İkimiz de eşitiz. Bundan kaynaklı herhangi bir şart yoksa yani hani şey falan demiyorsa. Bu Ahmet'le yan yana onunla küsmüş de küs olanlar yan yana gelmesin gibi bir şart yok. Dolayısıyla sen diyorsun ki yarısında ben varımdır sol tarafta yarısında da hocam vardır diyorsun. Bu kadar basit. Dolayısıyla n faktöriyel bölü 2 tanesinde A B'nin solundadır. n faktöriyel bölü 2 tanesinde de A B'nin sağındadır. Yani şu ikisi bu anlama geliyor. Şimdi n faktöriyel bölü 3 tanesinde de A B ile C'nin arasındadır. Neden bölü 3? Yani neden bölü 3? Yani buna takabiliriz. O da şu şekilde mesela A B ile C'nin arasında diyor ya. B'yi buraya, A'yı buraya, C'yi buraya yerleştirdim mesela. Ve varsayalım ki 4, 4 tane eleman olsun burada. 4 tane elemandan 3 tanesi A, B, C. Diğerini bilmiyoruz. Ona da D diyelim mesela tamam mı? Sıralama bunu istiyor. Cevabımın da 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel olması lazım. Ya yani 3 olması lazım özür dilerim. 4 faktöriyel bölü 3. Yani 8 mi olması gerekiyor? Evet. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi D'yi nereye getirebilirim ben? 1, 2, 3, 4. Buralardan herhangi birine gelirse A her zaman B ile C'nin arasında olmak zorundadır. Yani 4 farklı şekilde. Çarpı bir de B ile C yer değiştirse de A hala A hala B ile C'nin arasındadır. Çarpı 2. Bak kaç geldi 8. Cevabın kaç gelmesi gerekiyor 8. Olay bu. Tamam. N faktöriyel bölü 3 diyebilirsin. Ha hiçbir şey aklına gelmedi soruyu böyle çöz. Soruyu böyle çöz. Ya, sıkıntımız yok. İlla bu formüle göre çözülür diye bir durum yok. Bu formülü sana herkes de vermez zaten. Tamam mı? Yani normalde müfredat içerisinde anlatılan bir konu değil. Bunlar ekstra ekstra not. İşini kolaylaştırsın diye. Hızına hız katsın diye verilen formüller. Böyle formüller müfredatta hani anlatılmalı diye bir durum söz konusu bile değil. Bunu da anladık. n faktöriyel böyle 6 tanesinde A B'nin solunda ama C'nin de sağında. Yani bu ne demek oluyor? A B'nin solunda diyor. C'nin sağında. Bak bu şekilde. B'nin solunda C'nin sağında. Yani BAC'yi istemiyor. E az önce istiyordu bölü 3 demiştik. İstemiyorsa bir 2'ye daha bölmemiz lazım. Çünkü 2 ile çarpmıştık ya az önce. İşte o 2 ile çarpmayacağız artık. Ya bunun da cevabı 4 çıkacak mesela. N faktöriyel bölü 3 tanesinde A hem B hem de C'nin solundadır. Yani ikisinin de solundadır. N faktöriyel bölü 3 tanesinde A hem B'nin hem de C'nin sağındadır diyoruz sevgili gençler. Peki. Şimdi devam edelim. Tabii bu soruları çözerken de Aklına gelmedi diyelim bunlar ki gelmeyebilir. Olabilir yani yeterli miktarda soru çözersen hepsini aklında tutarsın. Ama velev ki aklına gelmedi sınav esnasında. Zaten onların da çözüm yöntemini göstereceğim ben sana. Kazanın bakış 6. 6 elemanlı bir küme var. A kümesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlarından oluşmuş. A kümesinin elemanları kullanarak yazılan rakamları farklı. 5 basamaklı sayıların kaçında? 2 rakamı 5'in sonunda bulunur. Zaten bunlar 6 faktöriyel biçimde sıralanmazlar mı? 5 basamaklı diyor. Özür dilerim. 5 basamaklı. 1 2 3 4 5. Tamam. Şimdi olay şu. Madem e, burada 5 basamaklı sayılar yazacağız. 6'nın 5'lisi biçimde yazılır, değil mi? P 6'nın 5'lisi. P 6'nın 5'lisi hocam 6 faktöriyeldir. Yani 720'dir. Tamam, güzel. 6 basamaklı yazsaydık da 720 olacaktı. Şimdi 2 rakamı 5'in solunda bulunur diyor. Nasıl buluyorduk? Yarısında 2 5'in solundadır. Yarısında 2 5'in sağındadır. O zaman benim bunu 2'ye bölmem lazım. 720 bölü 2'den cevap 360'tır. Tamam. E geldim B'ye. 3 rakamı 1'in sağında 2'nin solunda bulunur diyor. Şimdi 3 rakamı 1'in sağında 2'nin solunda bulunur. Yani bunu istiyordu. E biz de buna ne demiştik? İşte 720 bölü 6 demiştik. Yani cevabımız 120 olması gerekiyordu. Tamam güzel. C 120miş ama yani formülü bilmiyorsan o zaman ne yapacağız? Şöyle yapacağız e, ee, şunu şöyle yazacaksın önce. İstenilen durum bu. Yani ana hattıyla bu. Hatta bu 1'i ve 2'yi birazcık şöyle açalım gençler. Şunu şöyle açalım. Şimdi iyi dinle burayı. Diğer sayılar neler? 4, 5, 6 kaldı değil mi? 4, 5 ve 6 kaldı. Şimdi bak. Burada, burada, burada ve burada boş yerler var gibi düşüneceğiz. Ki boş zaten. 4'ü aldım. Nereye yerleştirebilirim? 4 farklı yere. 4 çarpı varsayalım ki 4 şuraya yerleşti. Şimdi 5'i aldım nerelere yerleşebilir? Beni iyi dinle. Buraya gelebilir 1, 2, 3. Yalnız bunlar yan yana gelmesi falan diye bir kural yok. Ama 1, 1, 3 ve 2'nin yerlerini bozmayacaksın. 3'ü saymıştım. Bak artık buraya da gelebilir. Buraya da çünkü orada da boşluk oluştu. Yani toplam 5 farklı yer. Varsayalım ki 5 de buraya geldi. Artık şurada da bir yer oluştu. Burada ve burada da. Ve toplamda ne kadar yer var artık? 1. 2, 3, 4, 5, 6 tane yer var. Dolayısıyla 4 çarpı 5 çarpı 6 diyeceğiz. Cevap da kaç olacak? 120 olacak sevgili gençler. Evet geldim C'ye. 5 rakamı hem 4'ün hem de 3'ün sağında olur diyor. Şimdi 5 rakamı hem 3'ün hem de 4'ün sağında olacak. Yani bu şekilde istiyor. E diğerleri 1, 2 ve 6 kalmıştı zaten. Bunların ben 4 çarpı 5 çarpı 6 biçimde sıralanacağını zaten üstten buldum ama çarpı bir şey daha var burada. Böyle çarpı bir şey ne biliyor musun? 5 burada Z. 4'e 3 biçimde de sıralanabilir. 3, 4, 5 biçimde de sıralanabilir. Yani şunlar iki farklı biçimde yer değiştirebilir. O zaman cevabımız 240'ın ta kendisi olur. Veya hocam bununla uğraşmak istemiyorsan. Bak burada ne demiştik? N faktöriyel bölü 3 biçimde bulunur. Yani 6 faktöriyeli 720'yi 3'e bölersin. Yani 720 bölü 3'ten cevabı 240'ta Bulabilirsin formüllü formülsüz ikisini de gösterdik hangisini kullanmak istiyorsan o senin bileceğin iş artık. Tamam mı güzel kardeşim? Yani hangisini kullanırsan kullan kimse sana kızmaz. Ramiz sözcüğündeki harflerin yerleri değiştirilerek oluşturulan bütün anlamlı ya da anlamsız 5 harfli sözcükler sözlük sırasına göre dizilirse Mirza kaçıncı sırada olur diye sormuş bize. Şimdi düşünelim bakalım. Öncelikle, öncelikle şöyle bir şey yapalım. Bunlar bu ramiz kelimesinin harfleriyle anlamsız anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime üretilebilir? 5 harfli. E tabii 5 harf olduğuna göre 5 faktöriyeldir hocam, 120. Şimdi o zaman ben şöyle diyeceğim. 120'yi hiçbir harfin bir diğerine bir üstünlüğü olmadığı için bunu 5 harf olduğu için 5'e böldüm 24 geldi. Bu 24 nedir biliyor musun? Bu 5 harfli kelimelerin 24 tanesi A ile başlar, 24 tanesi I ile başlar, 24 tanesi M ile, 24 tanesi R ile, 24 tanesi Z ile başlar demek. 24, 24, 24, 24, 24 toplamda 120 yapar zaten. Şimdi benim aradığım da M ile başlıyor. Şimdi önce A geliyor değil mi bunlardan? Ee, I, I, J, K, L, M dediğimize göre İ geliyor, sonra M geliyor, sonra R geliyor, sonra Z geliyor alfabetik sıraya göre. Şimdi ilk 24 tanesi A ile başlıyor zaten benim aradığım M ile başlayanlar. İkinci 24 tanesi I ile başlıyor zaten benim aradığım M ile başlayan. Demek ki cevap 48'den daha büyük kesin. Yani 24 tanesi bununla başlamıştı, 24 tanesi bununla başlamıştı. Şimdi 48. 48. Ee, kelime M ile başlar ve alfabetik sıraya göre devam eder. 49. özür dilerim. E, M yazdım. O zaman nasıl devam eder? A, I, R, Z diye devam eder. Şimdi güzel. 24 tane M ile başlayan vardır. Artık M'nin yeri sabit. Bundan sonrasını iyi dinle. Geriye artık alfabetik sıraya göre dizilmesi gereken şunlar var. A, I, R ve Z harfleri var. E 24 taneydi ve 4 tane harfimiz var. Bölersek 6 gelir. Bu ne demek? Bu 6 ne demek? M'den sonra 24 tanesi A ile başlar. 24'ü I ile, 24'ü R ile, 24'ü Z ile başlar demek. Yani M'den sonra gelen harflerin altısında A, altısında I, altısında R ve altısında Z var demek. Şimdi benim istediğimde şurada I var. O zaman 48'in üzerine 6 daha eklersem ki 54 yapar. 54 yapar. Demek ki ben ilk 54'ün içerisinde aramayacağım bunu. 55. kelimem M'den sonra artık i gelir derim çünkü A'dan sonra İ geliyordu alfabetik olarak. Ve artık M'yi yakaladım. İ'yi yakaladım. Bunun yeri sabit. Bunun yeri sabit. Benden istenen şey Mirzaydı. Şimdi 55 54 e, harf 54 kelime yazdık. 55.'si ne olur? M ve İ'yi attıktan sonra alfabetik sıraya göre bu şekilde Mi Mirz yazılır. Ama benim istediğim şurası R olsun istiyorduk. Değil mi? Orası R olsun istiyorduk. Bu 55. kelime. 55. kelime. Tamam mı? Şimdi benim istediğim de şuraya R gelsin istiyoruz. Buraya R gelsin. Kaç tane bu şekilde kelime yazabiliyordum ben M ile başlayıp İ ile devam eden? 6 tane. Geriye kaç harf kaldı? 3 tane. 6'yı 3'e bölersen 2 gelir. Bu da ne demektir? Bu 6 tane kelimeden burası M burası İ olup da 2 tane A burada vardır. 3. harfi A olan 2 kelime. 3. harfi R olan 2 kelime. 3. harfi Z olan 2 kelime vardır. Başka da yoktur. Ve ben 55'in, bu 55'ti, 56. da A ile başlar diyeceğim. Artık 57. kesinlikle ve kesinlikle R ile başlar. He, güzel. Şimdi 55 ile 56 bu şekilde oldu. 57. kelime, 57. kelime m I rdir Sonrası alfabede önce gelen harftir. Miraz'dır. Tamam, bu kaçıncıydı? 57. Peki 58. kelime ne olur? m I r sabittir. A ile Z yer değiştirir. Aha Mirza aradığımızı bulduk. Demek ki cevap neymiş? 58 yani Sivas'mış arkadaşlar. Geldik Kazanın bakış 8'e. Bernoulli. Bernoulli denklemleri vardır diferansiyel denklemlerde. Üniversite matematiğinde. Tabi mühendis olanlar da bunu fazlasıyla görecekler. Çünkü çok fazla işinize yarayacak. Bernoulli kelimesindeki harfler. Bu arada bu bir adamın ismidir. Yüksek ihtimal İtalyan olması gerekiyor. Harfler birer kez kullanılarak 8 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimeler yazacağız. Burada zaten 8 tane harf var Bernoulli'de. Buna göre yazılan kelimelerin kaç tanesinde sessiz harfler alfabetik sırada olur? Şimdi sessiz harfler hangileri? B, R, N ve L. Başka yok değil mi? Ki B önce gelir. Sonra K L, M, N dediğimize göre L önce gelir, sonra N gelir ve sonra R gelir. Yani BLNR'nin sıralanışı soldan sağa doğru bu şekilde olmak zorunda. Diğerlerini kafana takma diyor. Diğerler için bir kural koymadım. Yani E, O, U ve İ. Bunlar için bir sıralama yok. Ama bunların yeri bu şekilde olacak diyor. Yani bunları değiştirme diyor. Tamam? Şimdi seçtim E'yi. E kaç farklı yere gelebilir? buraya gelebilir buraya 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 yani 5 farklı yere gelebilir çarpı şimdi varsayalım ki e buraya geldi şimdi o nereye gelebilir buraya 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 4 yalnız buraya ve buraya da gelebilir yani 6 o zaman diğeri 7 ve diğeri 8'dir 5 kere 8 40 6 kere 7 42 40 kere 42 1680'i verir bize cevabımız da budur. Tamam bu kadar basit. E hocam şunları sıralamadık zaten onları sıralama istiyor senden. Yani onlar alfabetik sıraya göre duracaktı zaten. Sıralarsan bozulur. Ama 272. sayfamızda bitirdik böylelikle. Ve artık 273'e doğru geçiyoruz. Kazanım bakış 9'dayız. Ne diyor ki 6 tane kız 3 tane erkek düz bir sırada. Kızlar kendi aralarında boy sırasında olacak biçimde sıralanacak. Boyları birbirinden farklı bunların. Buna göre bu 9 kişi kaç farklı şekilde sıralanırlar? Ne diyor bak kızlar kendi aralarında boy sırasında olsun istiyor. Şimdi Şöyle diyelim kırmızıyla gösterdiklerimiz kızlar olsun. Ee, hatta şöyle diyelim maviyle gösterdiklerim kızlar olsun. Kaç tane kız vardı? 6 tane. Şu birincisi olsun. Şu ikincisi olsun. Şu üçüncüsü olsun. Bu dördüncüsü. Şu beşincisi. Şu da altıncısı. Boy sıralamasına göre kızlar sıralandılar. Bunları kendi aralarına yer değiştiremem. Altı faktörel diyemem mesela. Niye? O zaman boy sıralaması bozulur. Bu şekilde olsun istiyor. Peki şimdi 3 erkek var elimde. E1, E2 ve E3. Bunlar nerelere yerleşebilirler? Bak 1 2 3 4 5 6 7 farklı yerden bir tanesine E1 yerleşti diyelim ve varsayalım ki şuraya geldi. Şimdi artık diğer erkeğin yerleşebileceği 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 yer vardır. Çarpı 8 o zaman diğeri de 9 hocam. Evet lakin kızlar ha bitmedi. Bundan sonrası bitmedi. Çünkü gençler şunu söylemiyor. Yani kızlar soldan sağa büyükten küçüğe doğru sıralansın dememiş bize. Boy sıralaması olsun demiş. Belki küçükten büyüğe sıralanması gerekiyordu bunların. Yani değil mi? O zaman tabii bir de şuna bakmamız lazım. Yani şu şekilde sıralananlara bakmamız lazım. Madem öyle çarpı 2 desek kotarırız durumu değil mi? Çarpı 2 bizim işimizi gayet fazlasıyla görür. O halde cevabımız da budur diyebiliriz. Yani cevap 7 kere 8 kere 9 kere 2. Yani bunu daha kısaltabilir miyiz diye düşünüyorum. Kısaltamayız. Cevabımız buydu diyeceğiz sevgili gençler. Tekrar permütasyon. Şimdi bu kısım önemli. Eskiden e, müfredatımızda dönel permütasyon falan da vardı. E, bunlar biraz daha kafa karıştırıcı açıkçası. Yani kafa karıştıracak bir durum söz konusu değildi ama bu kısımlara geldiğim zaman öğrencinin kafası karışırdı. Şimdi onlar da yok. En çok kafa karıştıran kısmı belki bu olabilir. Tekrar permütasyon olabilir ama dediğim gibi bunun da kafa karıştıracak bir durumu yok arkadaşlar. Şimdi bazıları özdeş olan nesnelerin yan yana farklı dizilişlerinin her birine bu nesnelerin tekrarlı permütasyon denir. İşte A B C bunların toplamı eğer n ise olmak üzere n tane nesnenin A tanesi kendi aralarında özdeş, B tanesi kendi aralarında özdeş, C tanesi kendi aralarında özdeş ve bu şekilde devam edebilir bu. İse bu n tane nesnenin Yan yana farklı sıra araçlarının sayısı n faktöriyel bölü a faktöriyel b faktöriyel c faktöriyel bunların hepsinin çarpımıdır. Yani burada şunu söylemeye çalışıyoruz. Mesela anne kelimesini düşün. Anne. Şimdi ben bu dört harfli bir kelime olduğunu biliyorum. Anne de selamlar. Dört farklı kelime, dört tane kelimeden oluşuyor. Ben bu dört kelimeyi anlamlı ya da anlamsız yerlerini değiştirerek yeni kelimeler üretmek istiyorsam eğer, istiyorsam. Bunu kaç farklı biçimde yapabilirim diye düşündüğümüz zaman e, ''Hocam dört faktöriyel diyebilirsin. diyebilirsin. Ha, haklısın da. Lakin dört 4 4 harfte birbirinden farklı olsaydı. Çünkü hani şunu söyleyebilirsin hocam. Ben buradaki neyi aldım şuraya yerleştirdim. Buradaki neyi aldım buraya yerleştirdim. E, ne oldu? Gene aynısı oldu. Veya sen bu anne kelimesinin yerlerini değiştirerek nane yazdın. Nane yazdın. Bir kere naneyi yazdın. Sonra dedin ki ''Hocam şu ne ile şu neyi de yer değiştireyim.'' E, gene nane oldu. Yani o zaman her yazdığın kelimeyi iki defa tekrar etmiş olmadın mı, değil mi? Yani olay bu oldu. Madem her yazılan kelime iki defa tekrar etti, o tekrarları önleyip çünkü kaç farklı kelime yazılabilir diye sordum mesela, o tekrarları önlemek için kaç tane harf kendini tekrar ediyorsa harf sayısının faktöriyelini tekrar eden harf sayısının faktöriyeliyle böleceksin. Birden farklı, birden fazla. E, harf tekrar ediyorsa birbirini o zaman burada mesela 3 tane e olsaydı burada 3 faktöriyel diyecektik. 5 tane s olsaydı 5 faktöriyel diye devam ettirecektik. Tamam. Olay budur arkadaşlar. Mesela halastar. Gürsel hocamın soy ismi. Halastar kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek 8 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir? Bu zaten 8 harfli. 8 faktöriyel demek de hakkımız. Lakin bölü Şimdi Burada birbirini tekrar eden 1, 2, 3 tane a harfi var. Diğer harfler birbirini tekrar etmiyor. Ama 3 tane harf birbirini tekrar ettiği için ben bunu 3 faktöriyeli böleceğim abi. Tamam bu da bana 8 faktöriyel bölü 3 faktöriyel demiştik ya. E bu 3 faktöriyel 6'dır zaten ben bunu 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 6 yazarsam 6'lar gider. ve 56 çarpı 5 faktöriyel de bize cevabın ta kendisini verir. Tamam mı? Geldik 11'e. 3 tane şık var 11. sorunun içerisinde. Bakalım bir. Bu sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek 7 basamaklı kaç farklı sayı yazılır? E şimdi zaten 7 basamak var orada. 7 faktöriyeli yazarız abi önce. Ama bölü neden bölü? Çünkü 3 tane 1 var. 2 tane 4 ve 2 tane 5 var. O zaman 3 tane 1 için 3 faktöriyel. 2 tane 4 için 2 faktöriyel. 2 tane 5 için 2 faktöriyeli yazarız. Bu da bana 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diyelim. Burada da 3 faktöriyel 6 idi. Çarpı bir de 2 kere giden 4 var. 6 ile 6 gitsin. 120'yi 4'e böldüm. Burası 120 bölü 4'ten 30 geldi. 30 kere 70, 210 da bana cevabın ta kendisini verir. Peki, 5 şıkkına bakalım. Kaç farklı tek sayı yazabilir? He, şimdi dur. Tek sayı istiyor değil mi? Şöyle deriz hocam. Tek sayı olacaksa sona 1 veya 5 gelmesi gerekiyor. Ee, sonuna yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı olacaktı. Buraya 1 veya 5 gelebilir. Yani iki farklı seçenek mevcut. 1 veya 5. Dolayısıyla ikisinden birisini buraya yazarım diyeceğim. Tamam. Sıkıntı yok. Devam edelim. Hatta ve hatta bunu şöyle de düşünebiliriz. İki aşamada göstereyim. 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi eğer ki burası 1 olursa ve burası 5 olursa diye düşünelim. Burası 1 olması için tek farklı durum söz konusu. 1'lerden yani birini buraya yazdım diyelim. Geriye hangileri kaldı? 1, 1, 4, 4, 5, 5 kaldı. Buraya 5 gelirse hangileri kalır? 1, 1, 1, 4, 4, bir de 5 kalır. Şimdi şuralar zaten belli olduğu için artık. Ben şuradaki basamaklara şunları kullanarak kaç tane sayı yazarım onu düşünürüm. 6 faktöriyel bölü 2'şer tane hepsinden aynı var. 2 çarpı 2 çarpı giderim. 720'yi 8'e bölerim yani. 728'e bölünce 90 tane gelir. Bu 1. İkinci olarak da şuraya 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Zaten şu 6'dır. Bu da 6 faktöriyelken 5 faktöriyel olur. 120'yi 2'ye bölersem 60 tane de buradan gelir. 90 artı 60 bize 150'nin ta kendisini verir. Demek ki B şıkkında cevabı 150 olacaktı sevgili gençler. Ve geldim C'ye. E bu sefer diyor ki kaç farklı çift sayı yazılır? E bir kere çift sayı yazılacaksa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklıydı. Çift sayı gelecekse buraya mecbur 4 gelecek abi. Yani buraya mecburen 4 geliyorsa 1, 1, 1, 4, 4 ve 5, 5'ten 4'ün bir tanesini buraya yazdık demektir. Şöyle burası bir farklı durum oluştu ve 4'ün bir tanesini sildim. Hangi 4 olduğunun hiçbir önemi yok. Peki şuraya hangilerini yazacağım? 6 tanesinden 6 faktöriyel 3'ü tekrar ediyor. İkisi tekrar ediyor o zaman 3, 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyeceğim. Bu da bana zaten 60'ı veriyordu. Doğru cevabımız 60 olacaktı. 12. kazanım bakış. Kazanım bakış 12'de böyle bir e, sayı verilmiş. Yani 922.090. Bu sayının rakamlarını yer değiştirilerek diyor. Bak şey demiyor. Yani Bunlardan diyor seçip de dört basamaklı sayı yaz demiyor. Yer değiştireceksin diyor. Dört basamaklı sayı elde edeceksin diyor. Bu nasıl olur? Gençler. Altı basamaklı bir sayının rakamlarını yer değiştirirsen altı basamaklı sayı elde edersin değil mi? Kendime çay aldım bu arada. Altı basamaklı elde edersin. Burada dört basamaklı elde ediyor. Nasıl olacak? Cevap sıfır mı? Hayır. Şöyle ki. 2, 3, 4, 5, 6. Sen eğer başa sıfırları koyarsan artık bundan sonra elde edeceğin 6 basamaklı sayıların hepsi 4 basamaklı sayı olmak zorunda olur. Çünkü ee, 6 basamaklı bir sayı veya 5 basamaklı bir sayı sıfırla başlayamaz. Dolayısıyla sen buraya 9, 9 ve 2, 2'leri yerleştireceksin ve sadece bunların yerlerini değiştireceksin. Yani 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacak. 24 bölü 4'ten cevap 6 olacak. Bu 1. Şimdi 5 basamaklı elde et diyorsa 1 2 3 4 5 6 buraya 0 gelsin istiyor demek ki ama diyor ki buraya 0 gelmesin istiyor. Buraya 0'ı yerleştirmeyeceksin. Çünkü buraya da 0 yerleştirirsen 4 basamaklı olduğunu biliyorsun artık. Ama sadece burada 0 olur. Burası 0'dan farklı olursa 5 basamaklı olur artık sayımız. Peki hangi sayılarımız vardı? 9 9 2 2 ve 0'ımız vardı. 0'ın bir tanesini kullanmıştık. Şimdi buraya 0 gelmeyecekse 4 farklı sayı gelebilir. Varsayalım ki bu geldi. Artık buraya da 4 tane gelebilir. Çünkü buraya 0 tekrardan yerleşebilir. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diyeceksin. Bu da bana 4 çarpı 24'ü verir. Ama yine 2 tane 9, 2 tane 0 mevcut olduğu için 2 tane 9, 2 tane 2 mevcut olduğu için 2 çarpı 2 de yerleştireceksin. 2 kere 2, 4. 4 de gitti. Burası 24 olacak. Ve C şıkkında 6 basamaklı kaç farklı sayı yazılır diye sorulmuş. Bunu da tabii şöyle düşüneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Buraya 0 gelemez. Hangi sayılarımız vardı? 9, 9, 2, 2, 0, 0 vardı. Buraya 0 gelemeyeceği için 4 tanesinden birisi gelecek varsayalım. Bu geldi. Artık buraya 0 da gelebilir. Dolayısıyla 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diyeceksin. Yani 5 faktöriyel çarpı 4 bölü 2 tane 0, 2 tane 9, 2 tane 2'miz vardı. 2 kere 2 4. 122'ye böl cevap ne olur? 60'ın ta kendisi olur sevgili gençler. Evet böylelikle 12. soruyu da halletmiş olduk. Devam ediyoruz 13. sorumuzda. Ve dikkat ettiysen 273'ü de bitirmiş olduk. Kazanın bakış 13. 3, 3, 4, 7, 7, 7 sayısındaki rakamların herhangi 4'ü kullanılarak 4 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Herhangi 4'ünü kullanacaksın diyor. Peki şöyle düşünelim. Şimdi ben herhangi dördünün içerisine herhangi dördünün içerisine biliyorsun burası 6 basamaklı. İkisini ikisini kullanmayacaksın diyor yani. Mesela 3'lerin ikisini kullanırsam 3 3 3 3 mesela 4'ü kesin kullanalım. 7 olabilir. Veya 3 3 4'ü kullanmazsam 7 7 olabilir. Veya 3'lerden bir tane kullanırım. 3 4 7 7 olabilir. Veya 3'lerden yine bir tane kullanıp 3 7 7 7 yazabilir. 3, 7, 7, 7. Aynen. E şimdi 3'leri 2 kere kullandım. 1 kere kullandım. O zaman bir de hiç kullanmayalım. Hiç olmasın. Yani 4, 7, 7, 7 olsun. Tamam. Başka yazabilir miyim? Yok. E tamam. O zaman şu şekilde kaç farklı sayı yazılır? 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Artı. Şu şekilde 4 faktöriyel bölü 2 çarpı 2. Çünkü 2 tane 3, 2 tane 7 var. Artı. Şu şekilde 4 faktöriyel bölü 2 artı şu şekilde 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel diyeceğim. Yani 6 artı bu şekilde de yine 4 faktöriyel bölü 6 diyeceğim. Şimdi şurası kaç gelir? 24 bölü 2'den 12. Şurası 24 bölü 4'den 6. 24 bölü 2'den 12. 24 bölü 6'dan 4. 24 bölü 6'dan 4 tane gelir. Toplarsak 12, 12 daha 24, 6 daha 30. Şöyle de 38 yapar arkadaşlar. Ve böylelikle 13. sorumuzun cevabı da 38 olmuş oldu diyeceğiz. Kazanın bakış 14. Vatansever kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek 10 harfli anlamlı ya da anlamsız yazılan kelimelerden kaç tanesi T ile başlar ama R ile bitmez diyor. Şimdi şöyle diyelim o zaman T ile başlayıp R ile bitmesin istiyor ya. T'den zaten bir tane var. R'den de bir tane var. T'yi buraya yerleştirdim. Bu birinci eee harfti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dedim. Tamam? T'yi yerleştirdim ya. T gitti artık. Sonra diyelim ki R'yi de yerleştiriverelim. Çünkü o bir yere gelsin istemiyor. Yani ben sona gelmek istemiyorum diyor. O zaman mantığı gelme dersin. O zaman nereye gideceksin o zaman sona gelmeyeceksen? Buradaki 8 farklı yerden birisine. 8 farklı yerden birisine. 8 çarpı R'yi de kullandık artık. Şimdi diğerleri yani V, A, A, N, S, E, V ve E. Tamam mı? Bunlar. 8 tane varsa 8 faktöriyel 8 faktöriyel bölü 2 tane A var 2 tane E var 2 tane V var. 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2 çarpı 2 çarpı 2 8'dir. E burada 7 faktöriyel kalır. 7 faktöriyel 8'in çarpımı da bana yine 8 faktöriyelin ta kendisini verir. 14. sorumuzun cevabı da 8 faktöriyel olur. Geldik 15'e. Yukarıdaki şekilde sol üstten sağ alta doğru kaç farklı Bernoulli sözcüğü vardır? Düşünelim. Bernoulli'yi nasıl yazabilirim? Bak ben şöyle yazabilirim. Değil mi? Ama örnek veriyorum sen de direkt şöyle yazmışsındır. Yani şöyle indin ve böyle devam ettin. İkimizin de yazımında 3 kez 1, 2 3 3 kez sağa 4 kez 1 2 3 4 kez de aşağı inmiş oldum. Dikkat et. Sen de 4 kez aşağı indin. Hatta burası yanlış oldu değil mi şu? Hemen düzelteyim. Bak 1 2 3 kez sağa hareket ettin. Ben ve 4 kez de aşağı hareket ettim. Sen de yazarken 4 kez aşağı hareket ettin ve 3 kez de sağa hareket ettin. Asla bakarsam biz bu kelimedeki harflerin falan bir hiçbir önemi kalmadığını anlıyoruz. Çünkü önemli olan şu. 3 kez sağ ve 4 kez aşağı hareketleri ben yerlerini değiştirsem de ben onu iyi yazarım. Değil mi? O zaman 7 faktöriyel bölü 3 tane sağımız var. 4 tane aşağımız var. Bu da bize 7 çarpı 6 çarpı 5 4 faktöriyelle sadeleşirse bu kalır. Bölü 3 faktöriyelden 6'dır. 6'lar giderse 5 kere 7 35'i verir. Cevabımız 35'in ta kendisi olur diyeceğiz. 16. E, gürsel. Gürsel yazacağız. Kaç tane gürsel vardır? Şimdi sayacağız değil mi tek tek? Bak. Böyle vardır hocam. Böyle vardır hocam. Şöyle vardır. Şöyle vardır. Şöyle vardır. Şöyle vardır. Şöyle vardır. Say say bitmez bu böyle. Biter de kafan karışır. Her yer simsiyah, kalemle keş olur. Şöyle diyeceğiz. Ben Gürsel yazabilmek için üye ulaşmam için buraya ve buraya. Buraya tek seçeneğim var. Buraya da tek seçeneğim var. Üye ulaştıktan sonra buradan şu R'ye gitmek için tek farklı seçeneğim var. Buraya gitmek için tek farklı seçeneğim var ama buradaki R'ye gelmek için ya böyle gelirim ya böyle gelirim, iki farklı seçeneğim var. Ve şurası zaten 1'di ya. 1, 1, 1, 1, 2, 1 gibi bir görsel oluştu. O zaman burası 1, 3, 3, 1 olacaktır. Aynen öyle. Ve son L'ye geldiğimiz zaman 1, 4, 6, 4, 1 ve 1, 5, 10, 5, 1, 1, 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1 olacaktır. Ve madem buradaki L'ye 1, buradaki L'ye 1, şununla şuna 5 ve bununla buna 10 farklı yoldan gelinebiliyorsa... O zaman bu kadar farklı toplamda e, yol vardır diyeceğiz ve bu kadar gürsel vardır burada diyeceğiz. E bunları toplarsam hocam bu da bana 2 üzeri 5'i verir aslında yani 32'yi verir. Neden 2 üzeri 5? Çünkü buradaki sayıların toplamı 2 üzeri 0'dır. Buradakilerin toplamı 2 üzeri 1'dir. Buradakilerin 2 üzeri 2, buradakilerin 2 üzeri 3, buradakilerin 2 üzeri 4 ve buradakilerin 2 üzeri 5'tir. Bundan kaynaklı 2 üzeri 5 dedim toplamak yerine. 274. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Balonlu sorudayız. Kazanın bakışı 17. Yukarıdaki şekilde asıl olan özdeş 12 tane balon vardır. Bir atıcı 12 atış yaparak bu balonları patlatacak. Atıcı aynı ipte asıl olan balonlardaki alttakini patlatmadan üsttekini atış yapamayacaktır. Patlayan balon ipten kopmakta. Bu atıcı her atışından bir balon patlatmak koşuluyla balonları kaç farklı şekilde patlatabilir? Buyurun. Düşünün bakalım hadi. Şimdi öğrenciyken ben tarz soruları gördüğümde elim ayağıma dolaşıyordu. Yani tek tek sayma karşılığında başka ne yapılabilir diye düşünüyordum. Sonrasında mantığını anlayınca olay çözülüyor. Burada bakış açısı önemli. Bakış açısı. Yani nasıl biliyor musun? Bakış açısı derken şundan kastediyorum. Şunu kastediyorum. Ee, yani sıralama olarak balonları patlatma hikayesini çok göz önünde bulundurursan soruyu zaten çözemezsin. Burada renklere odaklanacaksın. Şimdi 3 tane sarı renk var. 3 tane kırmızı renk. 3 tane mor ve 3 tane de mavi renk var. Mavileri de lacivert diyelim. Lacivert olsun. Tamam mı? Şimdi ben eğer ki şöyle bir sıralama yapsam. Bak. Sadece şunları sıralıyorum. S K L M M M L L S S, -S K K. Bu ne demek olur? Önce bir tane sarıyı patlattım. Şunu. Sonra bir tane kırmızı patlattım. Sonra bir tane lacivert. Sonra <laughs> iki tane mor patlattım. Sonra iki tane lacivert patlattım. Lacivertler bitti. Sonra iki tane sarı patlattım. Önce bunu sonra bunu. Sonra iki tane de kırmızı patlattım. Sonra bunu sonra bunu. Ve bir tane m m çıktık. Ha m'lerin hepsini patlatmıştık. Tamam. Güzel. Bitti işte. İstenilen gerçekleşti. Yani ben şurada yazanları kendi içinde sıralayınca Olay tamamen çözülmüş oldu. Değil mi? E, o halde ben burada kaç tane balon vardı? 12. 12 faktöriyeli 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel bölersem olay bitecek. Aynen öyle. Peki bunları çarptığım takdirde ne gelir? Ona bakalım şimdi biz. Bunları çarparsak hocam 12 faktöriyeli 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel ya da 6'yı da yazalım bir. 6 çarpı 5 faktöriyel yazalım sen tamam mı? Alt tarafta 3 faktöriyeller 6 olduğu için 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 dedim. Şimdi şu 6 ile şunu götüreyim burada 2 kalsın. 2 kere 6 hatta şöyle diyelim 2 kalsın orada. Şu 6 ile şu 6'yı sadeleştireyim. 6 ile 6 gitti. Ee, daha sonrasında bakalım. 2 kere 9 18. 18'i 6'ya böldüm 3 geldi. Başka ne yapabiliriz? 3 kere 8 24. 24'ü e 6'ya böldüm 4 geldi. Şimdi ne kaldı elimde benim? Alt tarafın tamamı gitti bu arada değil mi? Alt taraf tamamen gitti. Üst tarafta ne kaldı? Ee, gerçi gerçi bir daha düşünüyorum şimdi. Düşünüyorum. 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 Yani böyle kalsın ya. Yani şurada bir 5 faktöriyelim zaten vardı. 11 çarpı 10 çarpı 7 çarpı 4 kalmıştı şurada bir tane. Bir de 5 faktöriyel. Böylece kalabilir aslına bakarsak. Yani sorun yok. 11, 10, 7, 4 ve 5 faktöriyel bu şekilde kalabilir arkadaşlar. Cevabımız budur diyebiliriz. Hani ee, cevap anahtarında yanlış hatırlamıyorsam 11 faktöriyel bölü 36 gibi bir şey vardı. 11 faktöriyel bölü 36'yı da şu 6'ları sadeleştirdiğimiz zaman yine bu kapıya çıkacağız sonuçta. Peki 18. Şekilde A noktasında bulunan bir hareketli çizgiler üzerinden sağa ve yukarı doğru hareket ederek B noktasına gidecek. Kaç farklı şekilde A'dan B'ye gider diye soruluyor. Aslında bu da tekrar bir permutasyon sorusu. Biz bunu şöyle çözmeyi öğrenmiştik işte. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 daha 2, 3, 4, 5, 3, 6, 10, 15, 4, 10, şurası kaçtı? 10'du. 20, 35 yazmayı öğrenmiştik. Ama şöyle de çözebiliriz bak. A'dan B'ye gitmek için şöyle bir yol çizdim mesela. Böyle gitmek istedim. Tamam şu şekilde. Kaç defa sağa doğru hareket yaptım? 4. Kaç defa yukarı doğru hareket yaptım? 3. O zaman toplam 7 hareketten 4 tanesi sağ ve 3 tanesi yukarı hareketti. Şununla şunu sadeleştirirsem 7 çarpı 6 çarpı 5 gelir. E 3 geldi, 6 6'ydı zaten. Bunlar da giderse 35'tir diyebiliriz. Ama olay bu. Yani şu şekilde çözersen tabii daha pratik hale gelecektir. Ve son sorumuz arkadaşlar. Birim karelerden oluşan yandaki şekil... ...Gatım şehrinin birbirini dik olarak kesen sokaklarını göstermekte. A noktasına bulunan Gatım GCPD Yani e, bir şey bir şey polis de... Gotham City Polis Departmanı. Ha tamam evet. Böyleydi değil mi o? <laughs> Gotham Şehri Polis Departmanı komiseri James Gordon. CD. CD. Ha CD. Ulan her şey İngilizce okumaya <laughs> gayret geliyor. CD yolunu kullanmak üzere en kısa yoldan B noktasına. B noktasına olan Joker'i yakalamak için kaç farklı yoldan gidebilir? Diye sorulmuş. Şimdi şurayı kullanacağız kırmızı yolu. Kırmızı yolu kullanmak zorundaysam buraya kadar bir gelmek zorundayım. Sonra buradan da B'ye gitmek zorundayım. Öncelikle ben şurayı kullanacaksam şuradaki dikdörtgeni bir çizeyim. Sonra bir de şuradaki dikdörtgeni çizelim. Bunlar arkadaşlar buradan C'ye gideceksem yazdım 1 1 1 1 1 yazdım. Şurası 2, burası 3, burası 4, şurası 3, burası 6 ve burası 10. Yani C'ye 10 farklı biçimde gelebilirim. Buradan da buraya 1 yazdım, 1 yazdım, 1 yazdım, 1 yazdım. Burası 2, burası 3, burası 3 ve burası 6. 6 farklı biçimde B'ye gelirim. Toplamda 60 farklı biçimde A'dan C'ye ve D'den de B'ye hareket etmiş olurum. Tabi şuradan şuraya geçiş köprü var gibi orada düşünelim. Buradan buraya geçişi de kullanmış oluruz. Toplamda 60 farklı şekilde yapılabilir. A'dan B'ye gidiş dedik Joker'i de. Joker iyi adammış aslına bakarsan yani çocukluğu kötüymüş yapacak bir şey yok. Tamam mı? Yani tabi kişiden kişiye göre değişir yani. Benim fikrim bu. Siz ne dersiniz bilemem. Evet gençler. Permütasyon anlattık 19 örnekle. Tabi 19 örnek ama çoğu örnek e, dörderli beşerli şıklı falandı yani. E, iyi oldu. Güzel oldu. Farklı soru çeşitleri de gördük. Tabi ÖSYM bakış kısmında çok çok daha farklılarını göreceğiz. Aklınızda bulunsun. ÖSYM bakış videosundan önce kombinasyonu işleyeceğiz. Kombinasyon videosunda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.